Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün kulaklık seçimi hakkında konuşacağız. Birçok arkadaşımız uzun zamandır kulaklık seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi sahibi olmak istiyordu. Hani teker teker herkese cevap verdim bugüne kadar. Yaklaşık 1500-2000 tane soru yanıtlamışımdır. Dedim ki topluca aradan çıkartayım, birçok insanın işini görsün. Çok fazla teknik detaya girmeden genel anlamda kulaklık seçerken dikkat edilmesi gereken konular hakkında sizleri ufaktan bilgilendireceğim. Kulaklık seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Önce size ufak bir hikaye anlatmak istiyorum. Başımdan geçen bir olay. Vakti zamanında Yazıcıoğlu İşhanı'nda çocukken çok fazla dolaşırdım. O CD var, CD var diye gezen abilerin yanında sürekli etrafa bakardım, teknolojik aletleri takip ederdim, merak ederdim. Dedim ki, madem hani müziği çok seviyorum, sese önem veriyorum, kaliteli bir kulaklık alayım dedim. Araştırdım. Orada birçok kişiye sordum. Kapı Sennheiser'a çıktı. Çünkü Sennheiser hem kendi sürücüsünü üretiyor, hem de düşük frekanslarda solid bass dediğimiz, yani daha keskin, daha derin bassları sunabilen bir yapıya sahipti. 2005-2006 civarı galiba. MX serisi kulaklıklar çok meşhurdu. Ben de araştırdım. Birazcık daha sportif olan MX 471 modelli kulaklığı almıştım. Yaklaşık beni 2 sene götürdü. Kulak içi değildi tabii ki. O zamanlar sünger kullanırdık. Hani ses kaçmasın da içte sıkışsın, daha derin hissedelim diye. Aynı zamanda da bazı frekansları engellediğini çocukken bilmezdik. Ama yine de hoşumuza giderdi. Hani 2 sene onu kullandım. Daha farklı kulaklıklara yönelmek istedim. EP630 aldım. Ondan sonra Sony'nin bir kulaklığını almıştım. O da kulak içi bir kulaklıktı. Bayağı bir forumlarda popüler olmuş, satılan bir kulaklıktı ama şu an modelini hatırlamıyorum. Kulak içi kulaklığa geçişim EP630'la başladı. Çünkü silikonu çok yumuşaktı ve hani hiç beni rahatsız etmemişti. Ondan sonra artık kaliteyi birazcık daha arttırmam gerektiğini düşünerekten yaklaşık bir 40'a yakın model denemişimdir bugüne kadar. Buna istinaden size tüm birikimlerimi anlatmak istiyorum. Şimdi kulaklık seçmeden önce yapmanız gerekenler şunlar. 1. Ne tür müzik dinliyorum? Onu belirleyeceksiniz. 2. Ne tip kulaklık almak istiyorum? Kafa üstü mü? İşte kafa bantlı mı? Kulak içi mi? Boynumu asabilecek miyim? Asamayacak mıyım? Spor yaparken mi kullanacağım? Yoksa kablosuz bir kulaklığa mı ihtiyacım var? Mikrofon olsun mu, olmasın mı? Hani ne amaçla kullanacağım? Neye ihtiyacım var? Onu belirlemeniz gerek. Onu belirledikten sonra İş seçime geliyor. Şimdi seçim esnasında tamam, kulaklığın tipini belirledik. Ben kafa üstü bir kulaklık alacağım dediniz. Gittiğinizde bir sizi etkileyecek unsurlardan bir tanesi tasarım olmalı. Hani size çekici gelmeli. Sonuçta dışarıda da kullanabilirsiniz, içeride de kullanabilirsiniz, oyun oynarken de kullanabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani her şeyi yaparken içinize sinebilecek bir kulaklık olmalı. İkincisi, kulaklığın teknik detaylarından ziyade fiyatı da önemli. Yani fiyat performans ürünlerine yönelmeyi daha fazla tercih edin. Yorumlara dikkat edin. Kullanmış kişilerden yorum almaya özen gösterin. Ama şunun da altını çizeyim. Yorumlar genelde kişiden kişiye göre değiştiği için çok da fazla güvenmeyin diyorum. Yani ben mesela özellikle kulaklık incelemelerinde herkese hitap edebilecek kıvamda sunmaya çalışıyorum. Yani tamam, bu ürün budur, buna istinaden alabilirsin diye. Yani equalizer gibi düşün, flat ayardayım yani. Bildiğin klasik ayarda sunuyorum. Çünkü birazcık yukarı, birazcık aşağı yaparsan bir kesime hitap edersin, diğer kesime hitap edemeyebilirsin. O açıdan yorumlara takılın, önemli yorumlara. Ama çok da fazla kafanızı doldurmayın. Deneme imkanınız varsa gidin arkadaşınızın evinde deneyin, başka yerlerde deneyin. Bir şekilde deneyin. Mesela Media Market'te, Diyanlar'da ve birçok yerde
kulaklıkları deneme imkanınız var. Tabii ki kulak içi kulaklık hani hijyen açısından denenebilecek bir kıvamda olmadığı için kafa üstü kulaklıkları, boyun bantlı kulaklıkları vesaire her şekilde kullanabilirsiniz. Yani denemeden almayın. Fiyat performans ürünlerine yönelin. Teknik detaylara, teknik tablolara baktığında nelere dikkat etmeliyim diye soracaksınız. Distorsiyon seviyesine dikkat edin. THD seviyesi 0.1, 0.3 olabilir. Hani %0.1, %0.3. Genelde %0.1 hi-fi seviyesine girer. %0.5'ten sonrasını yani büyüğünü almamanızı öneririm. Çünkü seste kirlilikler başlıyor. Sağlam kulaklık üretemeyen hani bilinmedik markalarda şişiriyorlar yani 0.1, 0.2 yazıyorlar. Milleti kandırıyorlar ama öyle bir olay yok. Mutlaka THD değerine yani distorsiyon seviyesine dikkat edin. Onun dışında hassasiyet seviyesi çok önemli. Sen yüksek sesli mi müziği dinlemek istiyorsun? Yani hissedilebilir seviyesi de önemli. Şiddetli mi dinlemek istiyorsun? Daha az seviyede mi dinlemek istiyorsun? Kulağını yormak istemiyor musun? Kulağın senin için önemli mi? Yani rahatsızlanacağım, kulağıma zararı dokunacak gibi korkuların mı var? Öyle korkuların varsa 95 desibel seviyesine kadar hassasiyet barındıran kulaklıklara yönelebilirsin. Onun dışında sürücü çok önemli. Mesela kulak içi kulaklıkta genelde sürücüler 9 mm'dir. Kafa üstü kulaklıklarda bu başlar 30'dan başlar, 40'a gider, 50'ye gider, 60'a bile çıkar. Ve 60 mm'lik sürücünün şöyle bir özelliği var. Onu da belirtmek istiyorum. Çevreleyebilen bir ses sunumuna sahip. Çok enteresan değil mi? 7.1 ya da 5.1 kulakların yansıttığı o sizi çevreleyen sesin kıvamını 60 mm'lik sürücüye sahip normal stereo bir kulaklıktan alabiliyorsunuz. Böyle enteresan olaylar da var ama gayet hoş. Yani sürücünün ebatı da her şeyi ifade etmiyor. Onu da söyleyeyim yani. Sürücünün ebatından ziyade ebatla performans orantılı gitmeli. Tamam, kalkıp da bir 30 mm'lik sürücüden 50 mm'lik sürücüden aldığınız keyfi alamayabilirsiniz. Sonuçta sürücü büyüdükçe ses büyüyecek, akustik büyüyecek, her şey büyüyecek, detaylar artacak. Böyle de bir avantaj var. Yani o açıdan özellikle Bose, Sennheiser, Kos birçok marka var böyle. Hani kendi sürücüsünü üreten markalara yönelip kaliteli sesi alabilmeye yönelmenizi öneririm. Kulak içi seçerken de genelde 9 mm'lik standart sürücüyle geldiklerini belirtmiştim. Standart sürücüyle geldikleri için hani çok fazla takılmanıza gerek yok. Kulak içi kulaklıkta dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi direnç değeri olacaktır. Çünkü bazı telefonlar 16 ohm çıkışlı olduğu için çok fazla aşırı akımı kaldıramayabiliyor. O yüzden daha düşük dirençli, frekans aralığı geniş, onun dışında hassasiyet seviyesi mümkün olduğunca yüksek. Çünkü şöyle bir şey var, bazı telefonlar ya da bazı müzik çalarlar kulaklıkları besleyemeyebiliyor. O yüzden yüksek ses şiddetine sahip kulaklıklara yönelmenizi öneririm. Çok mu yüksek geldi size? Kısarsınız, öyle dinlersiniz yani. O da büyük bir sıkıntı değil. Bunun dışında malzeme kalitesi çok önemli. Kulaklıkları seçerken malzeme kalitesine dikkat edin. Yani sizde uyandıracağı hissiyat, tamam ses kalitesi önemli de alıp 2 ay sonra elinde parçalanacaksa ne anlamı var bunu kullanmanın? Sonuçta sese şu şekilde bakıyorum ben. Bir kulaklık aldığın zaman o kulaklık hani seninle birlikte durmalı. Nasıl eskiden insanlar kaset biriktirirdi, kaset çalar, saklardı. Bir arşiv gibi tutardı elinde. Yani ben de mesela kulaklıkları o şekilde tutuyorum. Her kulaklıktan her tınıyı almak mümkün. Tek bir kulaklıktan hepsini alabilmek namümkün diyorum yani. Çok fazla mümkün değil. Yani farklı farklı kulaklıklardan daha farklı keyifler alabilirsiniz. Ek olarak şöyle bir yanılgıdan bahsetmek istiyorum. Kulaklık seçerken direnç değeri yüksek, çıkış gücü yüksek kulaklıklardan
daha kaliteli ses alabileceğini düşünen bazı arkadaşlarımız var. Bu tamamıyla doğru bir düşünce değil. Bir kulaklığın yani bir sürücünün kalitesini birçok etmen belirler. Bunlardan bir tanesi frekans değeri, frekans diyordum az daha, frekans değeri, distorsiyon, akustik mühendislik, yalıtım, birçok unsur vardır. Yani sürücünün kimin işçiliğinden geçtiği gibi bir sürü ufak ufak detaylar var. Yani bütün detaylar birleştiği zaman güzel bir şey ortaya çıkabiliyor. Yani sadece direnç değeri yüksektir, ses kalitesi mükemmeldir diye bir şey yok. Yani kalkıp 64 ohmluk bir kulaklık alalım. Markası bilmediğimiz bir marka olsun, Çin'den getirtelim. Ama diğer elimizde bulunan binlerce 16 ohm kulaklıktan daha iyidir diye bir sonuç doğuramaz. Doğurmamalı da. Yani buna çok fazla takılmayın diyorum. Oyuncu kulaklığı seçerken frekans aralığı daha geniş olan kulaklara yönelmenizi öneririm. Çünkü oyunlarda birçok ses çıkabildiği için patlama çıkıyor. En alt diplere, dip frekanslara inebiliyor yani. 20 Hz'la 50 Hz, 50 Hz'dan 150, 200 Hz'a kadar birçok sesi alt frekanslarda çıkartabilen oyunlar var. Onun dışında yüksek frekansları da çıkabiliyor. Nasıl çıkabiliyor? Fondaki sesler bir anda yükseliyor, atmosfer değişiyor. Frekans aralığı daha geniş olmalı ki sesleri daha net, daha temiz, oyun oynarken daha keyifli alabilirsiniz. Sportif amaçlı kullanabileceğiniz kulaklık seçerken de alo? Kulaklık mı istiyorsunuz? Çok mu canınız çekti? Şu videodan sonra size gönderirim. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Dayım aradı. Eğer sportif amaçlı bir kulaklığa da yönelmek istiyorsanız şu şekilde seçim tercihi yapmalısınız. Malzeme kalitesi daha iyi olmalı. Daha az terletmeli, yalıtım bakımından iyi olmalı mı olmamalı mı orası tartışılır. Sesi dışarıdan alıp almamasına siz karar vermelisiniz. Ben şahsen spor yaparken sesi alabilen kulaklıklara yöneliyorum. Çünkü biri bağırabiliyor, koşarken araba gelebiliyor. Yani birazcık dikkat etmek lazım. Kazanın nereden geleceği belli olmuyor yani. İlla her zaman da dış dünya ile bağlantımızı kesmemeliyiz diye düşünüyorum. Yani sportif amaçlı kulaklıklarda çok fazla kalite beklemeyin. Ses kalitesi beklemeyin. Daha çok malzeme kalitesine yönelin. Ve aynı zamanda da silikonlara dikkat edin. Yani bazı silikonlar çok fazla rahatsız eder. Spor yaparken odaklanmak gerektiği için mümkün olduğunca en rahat kulaklığı, size en rahat hissettirebilecek kulaklığa yönelin. Müzikal amaçlı kulaklıklara yönelirken de şu tarz kulaklıkları seçmenizi öneririm. Kullandığınız cihazın çıkış gücüyle uyumlu, çok fazla direnç farklılıkları olmayan, onun dışında frekans aralığı oldukça geniş tutulmuş kulaklıklar olsun. Şöyle söyleyeyim, tüm detayları alabilmeniz gerekiyor müzik dinlerken. O yüzden hem büyük hem de kaliteli sürücülere yönelmenizi öneririm. Distorsiyon seviyesinin yani sesteki bozulmaların az olması gerek. Distorsiyon seviyesine dikkat edin. Akustik mühendislik çok önemli müzik dinlerken. Seçtiğiniz kulaklıklarda mesela kulak içi bir kulaklık akustik mühendisliği de öne çıkmış. Audio Technica'nın CKS99 modelli bir kulaklığı çok hoşuma gitmişti. Yani akustik mühendisliği harika. Çift odalı sistemi var. Ses oradan geçiyor, oradan sıkışıyor, geliyor, ediyor. Mükemmel bir vurgu çıkartıyor ortaya. O yüzden kulaklık seçerken her türlü detaya dikkat edin. Ama en önemlisi içinize sinen bir ürünü alın. Öyle heyecanla anında almam gerekiyor diyerek bir ürüne yönelmeyin. İçinize sinebilecek, deneyebileceğiniz, fikirler alabileceğiniz. En kötü hiçbir şekilde bir fikir alamıyor musunuz? Yani deneme imkanınız da yok mu? Gelin bana sorun. Ben elimden geldiğince yardım ederim. Bu kadar detaydan sonra işte geldik bir videomuzun daha sonuna. Elimden geldiğince sizlere çok fazla teknik detaylara girmeden herkesin anlayabileceği bir şekilde kulaklık seçimi konusundaki fikirlerimi aktardım. En son şunun da altını çizmek istiyorum. Yani seçeceğiniz kulaklıkların equalizer tepkisi de
mümkün olduğunca iyi olmalı. Çünkü hani her tür için farklı kulaklığa yönelmek istemeyebilirsiniz. Bütçeniz yetmeyebilir. O yüzden equalizer tepkisi iyi olan kulaklara yönelirseniz daha iyi olacaktır. Genelde birçok insan flat kulaklık ister. Yani sesleri doğal orta çizgide iletsin ister. Yani genelde flat kulaklıklar, flat hoparlörler stüdyolarda kullanılır. Bir proje yaratmak için, müzik yaratmak için vesaire. Yani normal gündelik kullanımlarda flat kulaklığa yönelmenin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Müzik dinlerken her açıdan, tizden de, bastan da, midden de, fondaki seslerden de keyif alabilmeliyiz. O yüzden içimizden geldiği gibi de sesi şekillendirebiliriz diyorum. Dediğim gibi mümkün olduğunca seçeceğiniz kulaklıkları deneyin. Deneme fırsatınız yoksa sorun. Aklınıza takılan bir şey olursa ek olarak söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Bir de şunları söylemek istiyorum. Bundan sonraki videomda da equalizer ayarları nasıl yapılır tarzı bir video çekmek istiyorum. Çünkü bu konuda da çok fazla meraklı arkadaşımız var. Herkes elimden geldiğince yardım edeceğim. Yetişmeye çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.